Beyefendi çok başarılı garsonlarınız var. Çok çok tebrik ederim. Hele bir hareketleri var, böyle buradan alıyor, şöyle getiriyorlar ya. Çok iyiydi. Gerçekten tebrikler. Teşekkür ederim. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. İyi günler, efendim. İyi günler, gene tebrik bekleriz. Ederiz. Gene bekleriz efendim. Güle güle, güle güle. Ah, ya işte böyle Selçukçuğum. Melahat gönderdiğim şeyi kabul ettiği gibi bir de teşekkür mesajı yollamış. Çok iyi abicim, çok iyi. Artık ceviz oymalı sandığı koleksiyonunuzda bilin. O bir yana, zavallı kadın kim bilir nasıl yalnız ki, dostluk mesajını karşılıksız bırakmadı. Ceviz oymalı sandığı kazanmak bir yana, sanırım yeni bir dost kazanacağız. Olabilir tabii. Ya, şimdi de Melahat'la baş başa bir yerde oturup konuşmayı sağlamalı. Tabii ya. Görüşmek için harekete geçmek lazım. Tamam, bizim Nuri ile Ayhan'ın çalıştığı pastanede görüşmek için haber göndereceğim. Nuri ile Ayhan'ın çalıştığı pastanede mi? Ya, onlar da işleri çok iyi gidiyormuş. Sanırım bu sefer 10 günü rahatlıkla dolduracaklar. Hiç sanmam. Yo, öyle söyleme. Bu sefer olacak, göreceksin. Gelin bakalım çocuklar. Bugün çok çalıştınız. Şöyle oturun da biraz dinlenin ha. Ali Bey, aman Ali Bey, ağzınızdan yer alsın. O ne biçim söz öyle? Elbette yorulacağız. Niye? Çünkü bizim işimiz çalışmak. Öyle değil mi Ayhan? Tabii. Hem biliyor musunuz, biz bu işi çok sevdik. Bakın çocuklar, ben de sizi çok sevdim. Özellikle müşteriler servislerinize bayıldılar. Sayenizde işimin arttığını da söyleyebilirim. Yani bizden memnun musunuz? Ne demek? Sizden fazlasıyla memnun olduğumu söylemekten hiç kimse alıkoyamaz beni. Selçuk Bey bu sözlerinizi duysa kim bilir nasıl mutlu olurdu. Canım. Buna katılamayacağım işte. Ha? Bir şey mi dediniz? Hayır, şu andan itibaren mesainiz bitti. Hemen gidin dinlenin. Yarın sabah tekrar burada görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Hoş geldin Selçuk. İçeri girmez miydin? Yok, hayır. Bizim iki acemi ne alemde, ona bakmaya gelmiştim. Çocukları hiç merak etme, ikisi de çok iyiler. Bana ne onların iyiliklerinden? Onları ne zaman işten atacaksın, o önemli benim için. Onları işten atamayacağım Selçuk. Ne söylüyorsun sen? Çocuklar işlerini çok güzel yapıyorlar. Üstelik müşterilere de kendilerini sevdirdiler. Sonra onların sayesinde kazancım arttı. Ne? Açıkçası onları işten atamam Selçuk. Ne diyorsun sen? Atamam, bana bak. Atamam. Yürü. Alo. Alo. Patron. Ben Şevket. Şevket. Beni iyi dinle. Planım geri tepti. Adam onları işten atacağı yerde iyiden iyiye benimsedi. Bu zamanda kimseye güvenilmiyor. Sonunda iş başa düştü. Geçmiş olsun, başınıza ne düştü? Yok efendim, benim başıma bir şey düşmedi. O zaman benim başıma düştü. Şevket, senin de başına bir şey düşmedi. O bir deyim. Yani bu işi sen çözeceksin. Ne yap, bu işi bir an önce hallet. Merak etmeyin Selçuk Bey. Yarın öğleden sonra. Öğleden sonra? Evet. En geç yarın öğleden sonra bu iş bitmiş olacak. Bana güvenin. Sana güveniyorum Şevket. Hoşça kalın efendim. O iş tamam. Bu iş tamam. Hangi iş abicim? Melahat'la randevu işi canım. Yarın öğleden sonra bizim çocukların çalıştığı pastanede görüşeceğiz. Bizim çocukların çalıştığı pastanede mi? Tabii. Hem onlarla tanışmış olur, hem de ben çocukları iş başında görmüş olurum. Fena mı? Yarın öğleden sonra. Yok. Şevket'in bir saçmalık yapmasına engel olmalıyım. Yoksa her şey mahvolur. Melahat teyzeyi bir kez daha küstürürsek o sandığı dünyada ele geçiremeyiz. Abim de bana zırnık koklatmaz. Yok. Şevket'i engellemeliyim. Hiç değilse yarın için.
Ay, şey biliyor musunuz patron, bu işi böylesine ustaca yapabilmek en çok Nuri ile beni şaşırtıyor. Yok canım, işinizin erbabı olduğunuz belli oluyor zaten. Hadi bakayım, sağ olun, hadi, sağ hadi. Aman, aman. Şöyle. Nuri beni iyi dinle. Melahat hanımefendi gelecek. Hatırlarsın değil mi? Aa, hatırlıyorum amcacığım. Ha, tamam, onu kapıda karşıla, buraya getir. Tabii efendim. Hadi bakalım. Ha? Tabii efendim. Hadi. Hemen getiriyorum. Hadi, hadi. Ah efendim, hoş geldiniz. Nuri, sen burada mı çalışıyorsun? Burada çalışıyorum efendim. Mesut amca aşağıda sizi bekliyor efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ah Nuri, ah. Aman efendim, aman efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyursunlar, buyursunlar. Bayan, neredesin? Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim, bu aramızdaki kırgınlığın çok uzadığı kanısındayım. Evet ama bu düşüncenizde yeterince samimi olamıyorsunuz. Rica ederim, rica ederim. Bir pardon. Ne içersiniz? Şöyle soğuk bir şey içeyim. Portakal suyu? Olabilir, olabilir. Duydun değil mi Nuri? Duydun değil mi Ayhan? Tabii duydum. Soğuk olsun. Bağırsın be. Ah, ay, ay ya. Limonata içer misin hayatım? İçecek bir şey mi peki? Bize iki çay çok lütfen. Çok güzel bir şey olacak tabii. Harika. Tabii. Tavşan kanı portakal suları geldi, şöyle geçim efendim. Buyurun efendim, portakal. Çok sağ olasın. Aman abim, özür dilerim. Özür dilerim, çok susamışım da. Biz daha konuşmaya başlamadık Selçuk. Ben de tam sohbetinizin üstüne geldim sanırım. Nuri! Ah Şevket, Nuri. Buralardasın biliyorum. Nuri. Biliyorum. Geldi Nuri. Hanımefendiye bir meyve suyu da. Aa, siz... Siz benimle alay ediyorsunuz. Bu ne terbiyesizlik? Bunu daha önce anlamalıydım ben. Melahat Hanım. Ama göstereceğim sizi, göstereceğim. Melahat Hanım. Gene beni mahvettin. Gene beni mahvettin. Göstereceğim. Selçuk Bey, neyiniz var? Nuri görmüyor musun? Adamcağız pek iyi değil. Aa, en iyisi Ayhan. Biz ona portakal suyu içirelim, adamcağız kendine gelsin. Koş, hemen getiriyorum. Geldim. Selçuk Bey, iyisiniz değil mi? Oo, çok kötü, dayanamayacağım artık. Oh, Melahat. Melahat Hanım. Tuvalet. Melahat Hanım. Tuvalet, hadi bir tuvalet. Siz iyice kızardınız. Ne olur daha fazla kızarmayın. Yetiştir, yetiştir. Tamam, portakal yetiştirdim. Ben seni içireyim.
hiç. Hiç Selçuk Bey hiç. Hadi için. Bak az için kaldı. İyileşeceksin. Arkandan hadi. Ağlar sonra. Hadi. Afiyet olsun. Selçuk Bey. Selçuk Bey bu kaç? Kulağıma söyleyin. 9 diyor. Ha? 2. 9 değil. 9 diyor. 2 bu. Atıyor bu. Kafadan atıyor. Kendinde değil. Ayhan. Bir portakal suyu daha versek mi acaba? Çay 2 tane verin. Yok vermeyeyim. Ama kendine geldi. Evet geldi. Yaradı portakal suyu. Yaradı. Bak tay tay duruyor. Ama bu bardaklar ilaçlı. İlaçlı mı? Demek niyetiniz önce milletin ayağını buraya alıştırmak, sonra da herkese hasta edip beni mahcup duruma düşürmek, öyle mi? Yok canım yok, bu sadece bir şaka. Aman neler söylüyorsunuz Adem Bey, aman Ali Bey. Elbette bu bir şakadır. Defolun! Defolun! Defolun diyorum size! Nasıl oldu da anlayamadım ben bu işi. Bir şey yaptık. Ayhan, ben bu işten bir şey anlamadım. Ben de. Mesut amcanın, Melahat teyzenin, hele hele Selçuk Bey'in o pastanede olmaları ne büyük şanssızlık değil mi? Haklısın. Ali Bey'in bize neden kızdığını bir türlü anlayamadım. Oysa her şey ne güzel başlamıştı. Evet, olağanüstü servis yapıyorduk. Bir harikaydık. Ayhan, bizi işten atmaları için bir sebep var mıydı? Bence yoktu ama bu neyi değiştirir, şu anda yine işsiziz. Doğru, o halde hemen iş bulmalıyız. Evet, yeni işleri başarmak için ileri. İleri. Selçukcuğum, benim sevgili arkadaşım, meğer sen ne kadar haklıymışsın. Onların oyununa kanmamalıydım ben. Hadi gel canım kardeşim, gel canım kardeşim. Yavaş, yavaş kardeşim. Yavaş, yavaş. Selçukcuğum, sen hiç merak etme. O adamların her ikisini de işten attım. Merak etme kardeşim, merak etme. İkisini de işten attım, hiç merak etme.